Batı destekli isyan dalgasının hedef ülkesi Suriye'den Türkiye'ye dikkat çekici mesajlar geldi. AKP hükümetinin Amerika ile birlikte hareket etmesinden rahatsız olan Şam yönetimi üzerinde düşünülmesi gereken açıklamalar yaptı. Suriye Devlet Başkan Yardımcısı Profesör Nejat Elattar şöyle konuştu: "İslam dininin inanç birliği etrafında kenetlenmek için hepimizin üzerinde büyük bir sorumluluk var. Türkiye ve Suriye olarak çok güçlü bir ortak tarihe sahibiz." Bu süreçte bizi birbirimize bağlayan güçlü geçmişin daha fazla bizi birbirine yakınlaştırmasını umut etmiştik. Ama Mart ayında başlayan olaylardan sonra Türkiye hükümetinin tavrını değiştirmiş olması bizim için çok büyük bir sürpriz oldu. Olayların başlamasının ikinci gününden sonra Obama Suriye'deki rejimin değişmesini ifade etmişti. Ancak ilginçtir ki Obama'nın sözlerinin hemen sonrasında aynı sözleri Sayın Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkilileri açıklamalarında kullanmıştır. Özellikle Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı'na uyardık, sözlerimizi dinlemediği gibi açıklamaları, Suriye Devlet Başkanı'nı adeta öğrencisi gibi görmesi bizi çok şaşırtmıştır. Beklentimiz güzel başlayan ilişkilerin daha da güçlenerek artması iken, bu tavır değişikliği bizi yine şaşırttı. Bizim bir şairimizin dediği gibi, dostun yarattığı acı uzağın yarattığı acıdan daha incitici oluyor. Sayın Tayyip Erdoğan'ın Davos'ta ortaya koyduğu gösteri hepimizi heyecanlandırmıştı. Ancak sonra yaşanan gelişmeler gösterdi ki Davos'taki çıkışta Tiyatral bir gösteriden ibaretmiş. Bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. Türkiye'nin Suriye politikasından duyulan tepkiye dair bir açıklamada Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'den geldi. İşte Muallim'in açıklamaları. AKP hükümeti Suriye'nin istikrarına hizmet etmemektedir. ABD, Fransa gibi ülkelerle ortak hareket etmektedir. Türkiye hükümeti Suriye'nin yanında yer alan ülkeleri de Suriye'ye karşı tavır almaya zorlamaktadır. İşin ilginç tarafı bu ülkeler Türkiye'nin bu çalışmalarını gelip bize anlatmaktadır yüreğimize taşıdığımız derin yaraya rağmen biz Türk halkıyla sadık ve güvenilir bir işbirliği yaşamak istiyoruz. Yıkılmaya çalışan birçok şey inanıyoruz ki en kısa sürede yeniden inşa edilecektir. Çünkü Türk halkı bizim için aziz bir millettir. <laughs>